Hepinize yepyeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün Hybrid Battlecraft'imizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi videoya niye buradan başladım? Kısaca bir özet geçeceğim. Şu anda birinci bölümümüzün belli bir kısmında yaklaşık 2 saate kadar mikrofon kayıtta aktif olmadığı için 2 saat ben kendi kendime konuşmuşum. Burada neler var? BDV'ye girdik. CZ'ye çıktım. Birazcık dolandım. SG farmı yaptık. Onların dropları falan oldu. Yine bu dropları sonundan neyse ki 2 saatin sonunda fark etmişim ki açıklıyorum ama o kısımları müzikli bir şekilde mümkün olduğu kadar keserek kısa böyle 1-2 dakikalık bir şekilde göstereceğim. Hani merak edenler, karakterin BDV'deki kesitlerini merak edenler, SG'deki drop'u merak edenler için böyle hızlıca göstereceğim. Ondan sonra tekrardan video kaldığı yerden devam edecek. Devam. Dostlar az önce çektiğim BDV, CZ'de dolandığımız Golem Farm'ı, birkaç PK kestiğinde mikrofonum kapalıymış, mikrofondan hiç ses gitmemiş. O kısımları yazıyla ekleyeceğim, o yüzden eklemiş de olabilirim hatta bunun öncesine. Sadece o kısmı açıklamak istedim. Özet olarak söylemek gerekirse SG, CZ, yani 1 saatlik CZ'de SG Farm'ı yaptık. 21 TS ve çöplerle beraber 2M 300K nakit ve 5 tane kırmızı akış attı.
Ve JR, BDV ve bu bölümün, mevcut bölümün tüm droplarını buraya koyduğumdan bahsettim. Kısaca onun özetini geçmek istedim. Diğer kısımları artık müzikli bir şekilde eklemiş olurum muhtemelen. Günlük quest yaptık bu sürede. Günlük questimiz 9 oldu. Bunu da yorumlar doğrultusunda siz ne istiyorsanız ondan alıp upgrade edeceğim. Bu kısmı da söylemiştim yine. Mikrofonun kapalı olduğu kısımda silah mı istiyorsunuz, kalkan mı istiyorsunuz, yoksa trial 8 set mi deneyelim, MS mi ya da Mace mi, kalkan mı, hepsi yorumlarda dostlar. 7 olursa Trina ile 8'e, sonra Rap'ten 9'a doğru yürütürüz. Yani ondan yana hiçbir sıkıntı yok, zaten macera aradığımız bir serideyiz dostlar. Şimdi şu anda savaş var, bizi savaştan dolayı attı buraya. Şimdi bir geneyli slotlara bakacağım açıkçası. O yüzden üstüme geni aldım. Şu an 120 dakikalık geniye basılı üzerimizde. Bir saat, belki 1,5 saat kadar bir Apo slotunu merak ediyorum. 83 rep 11'im. Apo drop atıyor mu merak ediyorum açıkçası. Evet dostlar, buffer karakterimi yanıma aldım. Şu anda bu slot için ayrıca üzerime undi seti giymeyeceğim. Buff'ımı alıyorum. Sadece buff bu slot için yeterli olacaktır. TS'yi de nasıl totemden bastığımızı göstereceğim. Şu şekilde skeleton oluyorum. Olamıyorum. Ekstrecimiz var. Silelim, zaten 10 dakikası kalmış. Hatta Ulcan'ın daha seri olduğunu söylüyorlar. İsterseniz şöyle dönüşelim dostlarım. Ve slota şu anda hazırız. Slota dolduralım bir bakalım. İki tanesine parazit attım ve slota kendime şöyle restore atıp giriyorum dostlar. Şu anda recover'la vuruyorum. Ve gelen XP dropları beraber inceleyeceğiz. Çok rahat kesiyoruz bu arada recover'la. 5K civarı bir damage vuruyoruz. Birazcık da yavaş keseceğim şöyle. Çıkma sırası bir anda çıkmasın hepsi. Zaten geneyle oturur ama yine de denemekte, yapmakta fayda var. Evet dostlar, şu an gene ayarlarını yaptım. Birazcık unutmuşum, o yüzden zaman aldı. Burası da biraz değişmiş. Atak kısmına sadece atak ve malisi koydum. Recover kısmından da 10K'yı koydum. Bunu da yüzde şöyle 30 ayarlayalım. Bot da %20'de kalsın. Şu şekilde ayarlamış olduk dostlar. Şu anda karakter rahat bir şekilde vuruyor. Şuraya kitapla setlerimizi koyduk. Bunun dışında başka bir şey ayarlamadım. Ve karakteri burada bırakacağız. Üzerimizde 190 civarı bir mana potla başladık. Bakalım mana pot kasacak karakterimiz. Hem de bunun dışında bir drop alacak mıyız, beraber göreceğiz. Diğer karakterin üzerinde şu an hem nakit sıfır hem üstü bomboş. Arada onunla sadece buff atacağım. Buff'a da aslında gerek yok ama yine de arada sıkıldıkça karakteri hem eks kasıyorum hem de buff atmış olacağım dostlarım. Birazcık karakterimiz burada geneye, gördüğünüz 115 dakikası var. Bir saat, 1,5 saat burada bir deneyeceğim slotu. Acaba bu level'da da af bırakılabiliyor mu? Çünkü başınızı ağrıtmadan buraya istediğiniz kadar bırakabiliyorsunuz. Nakit de atıyor şu anda bize. 1,5K bu karaktere, yaklaşık 1K'da diğer karaktere atıyor. Bakalım bu farmımız bize ne bırakacak? Savaş olduğu zamanlarda, CZ'ye çıkamadığımız zamanlarda, Esland'da slotların dolu olduğu zamanlarda bu slot bize drop atıyor mu? Merak ediyordum. Kaldığımız yerden devam. Evet dostlar, ben içerideyken karakter tohumu atmış. Yarım saat, TS'nin yarım saatinde silahımız patlamış dostlar. Hemen diğer karakterden dropları aldım. Bir tane Salamander Staff ve bir tane de Mage Rope atmış. Bu Salamander'ı biliyorsunuz artı 3'e basıp sattığımızda daha çok para ediyor. Ve toplamda bir 60 tane falan yarım saatte mana potu kasmışız. Nakit olarak da bir 300-400K kasmışız. Yani hani bunu gece 6-7 saat ya da gün boyu bırakabileceğim bir slot arıyorum. O yüzden bu slotu denedim. Yani bırakabilir mi, geneyi çıkarır mı tam olarak emin değilim. Ama denemeye devam edeceğiz dostlar. Şuradan bir RP'lerimizi yapalım ve başka bir slot arayışına geçelim isterseniz. Evet dostlar, kısaca bu arada hemen Maradona geldim ve I will continue playing Knight Online amblemini de alıyorum. Bu amblemi sonradan aklıma geldi. Bunu da önceden alsaydık eğer ilk tanıtımımızda daha yüksek bir AP gösterebilirdik. %3 AP, %10 EXP gibi bize bir katkı sağlıyor. Bu da yine atağımıza ciddi anlamda bir katkı verecek. Şimdi hızlıca Esland'a geçiyorum. Bir de orada Jere'ye kadar bir slot arayalım istedim. Ve hızlıca Esland'a geçiyorum. Evet dostlar, şimdi Esland'a geldim. Esland'da olmazsa olmaz çöp drop'u yüksek olan HTC slotuna geldim. Önce bir elle slotu deneyeceğim, nasıl kestiğimize bakacağım. Şöyle masrafsız keseceğiz dostlar aktrolleri.
Burada yine bir TS basıp slotta farm atmayı düşünüyorum. JR'ye şöyle baktığım zaman tam 1 saatlik gibi bir süre kaldı. Hızlıca şuradan loot ayarlarına bakacağım. Her şeyi toplayacak şekilde ayarlı. Ve slota giriyorum dostlar. Şöyle saatimizi gösterelim. Tam 8.43 server saatiyle, TR saatiyle de 9.43'te slota girmiş olduk. Bakalım burada nasıl droplar alacağız derken ilk çöpümüzü aldık. Bol bol çöp atan bir drop. Çöp atan bir slot daha doğrusu. Burada 1 saat boyunca farm atmayı düşünüyorum dostlar. Burada bir TS'mizi basalım. Bastık dostlar. Ve hızlıca slota girelim. Yani çok rahat kesiyoruz. Şu anda tormentsiz bir şekilde vuruyorum. Yine manamızı neredeyse çıkarıyor dostlar. Ve bu slotu bakalım sadece HTC keseceğim burada. Çünkü şöyle SV'mizi duratlayalım isterseniz. Diğer karakterim bu arada şu anda Tom'da. Ona hani eksik gelmeyen slotlar için yanıma getireceğim. Şu anda uzaktan undi atması bize yeterli olacaktır. Hızlı bir şekilde kesiyorum. Şöyle item yazarak item kısmına basayım. 4K kadar bir nakit atıyor. Onun dışında bol bol çöp drop'a atacak. Niye Z'den çıkıyor? Yani görsel bir hata olmuş. Evet dostlar, 1 saat HTC'deyiz. Bakalım. Bu arada diğer slot boş mu, oraya da bakayım bir. Bu sosu da seviyorum çünkü. ETB biraz daha rahat kesiliyordu diye hatırlıyorum. Gerçi ikisine de aynı seviyede vururuz muhtemelen. Evet. Şuraya isterseniz şöyle bir şey yapacağım. Durat'ı alıyorum. SVM'e koydum. Bu yeterli olacaktır. Bu şekilde ETB'yi de seçiyorum ve geneyimi başlatıyorum. Evet dostlar. JR'ye artık bir 2-3 dakika kaldı. Şu üstümüzdekileri de satalım. Bu kısımdan da bir 341K gelmiş. Bir tane daha çöp unuttuk. Onu da sattım. 11K da buradan geldi dostlar. VPR'lerimizi yapalım. Ve artık JR'ye hazırız. TSM'i de patlatıyorum. Evet dostlar, şu anda karakterimi JR'ye hazırladım. Gördüğünüz gibi şunların bir görüntüsünü kapatacağım. Çok ekranda görüntü alıyor. Hızlı bir şekilde NPC'mize geldik. 1 dakika kalmış. JR'mize tıklayacağız ve JR'yi umarım kazanırız ve Silver Gem kırabiliriz bu videomuzun içerisinde. Ve JR'yi bekliyoruz. Evet dostlar, partimiz şu anda belli oldu. Şöyle bir bakıyorum. İnşallah CC'miz vardır. Bakıyorum. Evet, bir priest var ama. Umarım CC'dir dostlar. Evet, süper. Bir de baby CC'yiz. İşte şimdi Deva'ya umarım zamanında gideriz. İsterseniz şöyle ağaç SC'lerimizi de basalım. Yani belki EK'ya giderse ya da burada atak verdiğimiz kısımlarda bize faydası olsun. Evet. Şöyle dolduralım bakalım. Hepsini tek tek dolduruyoruz ve şöyle onu da doldurdum. Bir 10K aldım. Yani partimiz güzel gözüküyor dostlar. Ben bir kilitlendim. Parti iyi gidiyor ama toplu bir iki tane mage'imiz var. İki priestess. Bir tane warrior var. Bir tek sıkıntı yaşarsak oradan yaşarız. Şuraya hemen torumuzu. Evet, ilk oda bitti dostlar. Çok güzel. 2 dakika 10 saniye gibi bir sürede ilk odayı bitirdik. Şimdi hemen ikinci odaya geçiyoruz. Sevemiz geldi. Şimdi şöyle aldım. Hemen şu gelene süperini atıyorum. Torunu atıyorum. Onu keserlerken ben diğerlerini doldurayım. Şuraya da bir tane atalım. Hemen bunu da süperleyelim. Hepsini dolduralım biz. Gerisini parti halleder zaten. Dostlar gördüğünüz gibi bir tane DS'yi bile tek tek kesebiliyoruz. Yani çok yüksek demeçler çıkarıyor zaten karakterimiz. Şu an bende DC Premium basılı. Gelebilecek droplar için. Gemler için. Şöyle arada toplu elimizde alalım. Gerçekten oyunu burada özlemişim dostlar.
Birazcık elimin ısınması lazım. Isındıkça da güzel sahneler beraber izleyeceğiz. Kilitlendi bu arada yine karakterimiz. Bir 10k aldım. Hareket edemiyorum. Hepsi bende galiba şu an. Tor atamıyoruz dostlar. Evet, şimdi atabildim sonunda. Peri çıkarır mısınız demiş. Hemen perimizi çıkaralım. Evet. Parti gayet hızlı gidiyor dostlar burada. İkinci odayı da bitirdik. Bu arada ne yapacaktım ben? Bir RPR'ye girelim şurada. Çok RPR'ye gelmemiştir ama. Ve dostlar devadayız. Bakalım. İlk önce ben ne olur ne olmaz tank modda bekleyeceğim. Şu şekilde antilerimizi de taktık. Olası bir BK durumu olursa birleme şu an arkadaşta. Artıyı arkadaşa verdim ve atak yapacağım dostlar. Şu anda gelen giden yok. Full STR'imi taktım ve şu şekilde dolduralım. Evet. Haydi bakalım. Tekli sap acaba işe yarıyor muydu? Onu hatırlamıyorum sadece. Onu da atalım. Belki bir etkisi olur. Kitabımız bitti. Kitabı da basıyoruz. Şu an karşı taraf bizim kadar hızlı gelir mi bilmiyorum. Ama biz şu an gayet iyiyiz. Şöyle arada R'ye de vurayım hatta ben. Çok seri bir şekilde de bayı kesiyoruz ama. Gelirler mi bilmiyorum. Neden az? Çünkü Wolf'a vuruyoruz dostlar. Derken karşı taraf geldi. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardım et! Evet, şu an o full. Umarım tutabilirler. Şu okçuyu da tutturabiliriz aslında. Çok güzel, parti yarmaya başladı. Şöyle tekten. O da gitti. Sıradaki Malis'ine düştük. O da gitti. Süper. Süper dostlar. 4-0. Evet, gayet güzel gidiyoruz dostlar. Gayet güzel gidiyoruz. Yani kesmemiz biraz riskli ama beklemeye gerek var mı? Bence gerek yok. Evet dostlar. Deva'yı kesmek üzereyiz. Uzaktan okçu 80 denemiş olabilir. Bir riskimiz var ama bakalım, göreceğiz dostlar. Derken bize bir silver gem geldi bu arada. Bu da çok güzel oldu. Bir tane silver gemimizi aldık. Bir de kazandığımız için, yani kazandıysak eğer, tekrardan bir silver gem gelecek. Evet dostlar, kazanmışız ve Fortify Silver Gem Stone aldık. 83 rep, belli bir rep üzerinde olduğumuz için bunu veriyor. Bunu da video içerisinde kırdırıp beraber deneyeceğiz. Evet, bu videonun kazançlarına şunları hemen ekleyelim dostlar. Şu şekilde sıraladım. Bu gemstone'umuzu da alalım. Bunları şuraya koyacağım. Çok güzel bir win oldu gerçekten. Çok seri. Karşı tarafı da yapacak bir şey bırakmadı parti. Herkesin buradan eline sağlık ve yeni güncellemeyle 50 milyon XP'mizi aldık. %3.16 oldu karakterimiz. Gerçekten güzel dostlar. Evet dostlar. Bu videomuzun artık sonuna geldik ama bu videoyu nasıl kapatacağım? Tabii ki de burada kastığımız düşen gemleri, kutuları kıracağız ve bakalım o kutulardan bir şey atacak mı bölümün sonunda, bunlara bakacağız. Bölüm boyunca toplamda 7M nakit kasmışız. Zaten gördünüz bu kesitleri tek tek. Hemen gemleri kırdırmaya geçelim. Evet dostlar, bu bölümümüzün sonunda tam 7M civarı bir nakit para kastık. Slotları böyle küçük küçük deneyerek gittik bu videomuzda. Birazcık ses konusunda teknik olarak aksaklıklar yaşadık. Birazcık mikrofonun çalışmadığı kısımlar sonradan öğrendim. Gördüm daha doğrusu. Olsun. Bunlar da başımıza gelecek. Böyle böyle tekrardan güzel bir seri yakalayacağız. Evet dostlar, şimdi JR evinimizden kazandığımız şöyle Fortified Gemstone'larımız burada. Sırayla kıracağım bunları. İlk önce kötüden iyiye doğru gidelim.
Şöyle şunu da şu araya koyalım. Yani şöyle bilekten başlayacağım. Şöyle gideceğim. Bu da 21 TS. Videoda kastığımız SG 1 saatlik SG farmının dropları. Yedeğimde zaten toplam çöp slotlarından gelen droplar. Evet, şimdi gelelim bunlara dostlar. Bilek kıracağız. Ver bakalım. Bir de simpan. Yani çöp diyebiliriz. Güzel. Kullanırız. Bunu düşenmeyeceğim. Yerinde kıracağım dostlar. Sırayla gideceğiz dedik. Bozmayalım. Geliyorum hemen. Bu ASC'yi kullanırız. Bunu da kırarız muhtemelen. Yani upgrade etmemizin bir mantığı yok. Hemen şuraya geldik. Buradan şuradaydı galiba. Evet dostlar. Geliyor. Ver bakalım. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bunu da kıracağız, belli oldu. Hemen tekrardan gidiyoruz. Aslında bunu da upgrade edebiliriz ama yani artı 7 olacak da artı 7'yi de pazara bile koymayı düşünmüyorum. Hani direkt 8'e de sallayabilirim. Evet, geldik şu anda Zuma'nın zırt dediği yere dostlar. Aman aman, nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Silver Gem. Bildiğimiz Silver Gem. Bakalım buradan güzel bir şey alacağız mı? Impact. Bu arada sevdiğim bir silah. Bunu upgrade edeceğim. Ve gelelim yeni Silver Gem'e. Bunu ilk defa kırıyorum. Yani bu güncellemeyle gelmiş benim oynamadığım sürede. Bunu ilk defa kırıyorum. Bakalım. Laydax geldi. Hala kötü. Diğerine bakıyoruz. Iron Ball geldi dostlar. Yani bence kötü. Kötü. Yani ama ne yapabiliriz? Deneyeceğim. Hepsinin upgrade'ini deneyeceğim. Sadece şu Prestimpa kırarız. Shell'i kırarız. Hatta onları da üzerimize alalım. Evet dostlar. Videoda kastığımız su yakmalık Shell'leri de alalım. Bunlar SG slotundan düştü. Şunların hepsini kıracağım. Kroas silahları yapacağım. Hiçbirini satmayacağım. Yakmayacağım. Hızlı bir şekilde kıralım. Yani eklentimiz yok. Deko atarsa şaşırırız. Beklediğimiz gibi. Süper. Best impa'da kıralım. Yani işimize yarayacak olanlar var. TS'nin yanına bir tane eklemiş olduk. Otobank'a yatarız. Middle class upgrade'de kullanırız. Bunları gem yapımında kullanacağız. Kullanırız. Şunları saklıyorum zaten. Bir tek şurada işimize yaramayan bu olacak. Evet dostlar. Üzerimden, bankamdan daha doğrusu, var olan boost ve upgrade scroll'ları aldım. Hepsini deneyeceğim be. Yani boost'a da basabiliriz ama şu an Minarch 2'ye geçmek de istemiyorum bunun için. Bir de çok da değerli silahlar değil. İlk önce bir şunların hepsini bir atalım. Evet. Hepsi artı 2 oldu dostlar. Şimdi bir de bunların hepsini artı 3'e atalım. Impact gitti. Bu da gitti. Evet, iyi bir artı 3 oldu. Artık iyi bir boost'a atalım. Çünkü diğerleri gitti. İyi bir gelir mi? Artı 4 oldu dostlar. Çok beklemeyeceğim. Kurafe içinde uğraşmayacağım. Çok değerli bir item değil. Boost koymadan zorluyoruz. Evet. Attık. Artı 5 oldu. Allah bereket versin. Şimdi gelelim. Artı 6'ya sen 6'da geçersin. Bastık dostlar, artı 6 oldu. İyi be, artı 6. Para eder mi? Bakalım isterseniz. Wait, price. Iron Bow. 6 diyelim. Iron Bow artı 6. Ta kendisi. Göster bize. Dostlar iyi para ediyormuş aslında. 12-13'in civarında bir getirisi var. Bunu birazcık bekletelim. Elimizde artı 6 biriktiği zaman toplu bir şekilde upgrade ederiz. Bence yani o kadar gemden, o kadar kutudan artı 6 upgrade çıkardık. Güzel oldu. Dediğim gibi pazarda tek item için beklemeyeceğim. Bu şekilde videolarımızda biriktirdiğimiz artı 6'ları toplu bir 7'ye atarız. Hatta 7'leri toplu 8'e de atabiliriz.
tamamen keyfi ilerleyeceğiz. O yüzden bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım dostlar. Birinci bölümde neler yaptık? 1 saat SG'de dolandık, BDV'ye girdik, JR'ye girdik, win aldık, lose aldık. Bunların hepsini zaten kesit kesit göreceksiniz. CZ'de farm attık. CZ'de ufak çapta PK'larımız artık başladı. Biraz savaş öncesi gittiğimiz için bu serimizde PK sahneleri çok olmadı ama daha aktif partiyle ya da solo PK atacağım sahneler daha ağırlıkta gelecek diğer bölümlerde. Şu anda bu bölümün sonuna gelmiş olalım. 7M civarı bir nakit kastık. 22 tane TS'miz ve bastığımız bir Iron Bow artı 6 var. Bence güzel, keyifli bir bölümdü. Umarım aynı keyfi sizler de almışsınızdır dostlar. Seride nelerin ağırlıkta olmasını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben birazcık CZ ağırlıkta oynayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. CZ'de farm atacağım. CZ'de PK kesitleri olacak. CZ ve etkinlik ağırlıkta geçecek. Onun dışında geneye bırakmak için de Esland ya da Lufer'de bugün denediğim gibi birkaç slotu da denemek istiyorum. Afk farmı için dostlar, bilgisayar başında olmadığım süre için. Bu slotlar için de önerileriniz olursa geneye farmı için lütfen yorumlarda belirtin dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.